Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. 8 sınıf inkılap tarihi 2. dönem 2. yazılı programımıza başlıyoruz. LGS öncesinde zaten inkılap tarihine sıkı sıkı çalıştığınızı biliyoruz arkadaşlar. Bugün de Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek senaryolara, soru dağılım tablolarına baktık ve burada paylaşılan örnek soruları da inceledikten sonra sizler için harika bir yazılı provası hazırladık. Hocamızın yüzde yüz soracağı, yazılıda yüzde yüz sorulur dediğimiz kısımları sizlere tek tek göstereceğiz. Şimdi arkanızı yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın, dikkatli bir şekilde bizi dinleyin arkadaşlar. Öncelikle özellikle Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye'ye başlayacağız. Burayı öğreneceğiz. Ardından demokratikleşme çabaları. Sonrasında da Atatürk dönemi Türk dış politikasına bakacağız. Ve bunları güzel bir şekilde öğrendikten sonra da sizler için hazırladığımız ders notlarıyla güzel bir şekilde çalışacağız. Ve ardından da sizler için hazırladığımız sorular var. Bakın hatta sorular nerede? Burada görselli sorularımız var. Aynı zamanda bu tarz yine sorular var. Map örnek yazılı sorusu benzerleri var. Bunları birlikte güzel bir şekilde çözeceğiz ve harika bir şekilde yazılı programımıza başlayacağız. Hazır mıyız sonuçeraldim benim? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi bunları güzelce öğreniyoruz. LGS'ye de çalışıyoruz. LGS sonrası ne yapıyoruz Tonguç Eylül benim? LGS'den sonra full yatışacağım. E tabii ki artık. LGS'den sonra da artık ders çalışılmaz değil mi yani? Girmişiz o kadar yorulmuşuz. Dinlenmeyi, enerji depolama en fazla biz hak, e, en fazla biz LGS'den hak ediyoruz. LGS'den sonra okulun önünden bile geçmeyi düşünmüyorum. Haklısın <laughs> gerçekten. Okul, benim eski öğrencilerim vardı. Okulun önünden geçmeyi bırak senin gibi kitaplarını böyle yakmışlardı. Biz kitaplarımızı yakacağız hocam demişler. Ben de yakmayın onları işte ihtiyaç sahiplerine veririz falan. Çözükleri kitapları yakarak böyle tamamen LGS'den intikamlarını almışlardı. İnşallah siz sizler de çok güzel başarılar elde edeceksiniz ve bunların hepsi arkanıza tatlı bir an olarak kalacak diyoruz ve hemen herkes eğer yazılı notlarını ve yazılı denemelerini hazırladılarsa hemen güzel bir şekilde yazılı programımıza başlıyoruz. Şunu bilmeliyiz ki Atatürk ilkelerinden hem yazılımızda hem de zaten LGS'de de soru %100 gelecek. O yüzden burayı iyi bilmemiz lazım. Şimdi cumhuriyetçilik egemenlik milletindir demek. Yani Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması veya da Büyük Millet Meclisi'nin açılması, ulusal irade ile alakalı kavramların her biri cumhuriyetçilik. O zaman buraya hemen şöyle UE diye yazıyorum. Aynı zamanda milliyetçilik var. Burada da Türk kelimesi anahtar kelimemiz olacak. Yani Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Bayrağını Koruma Kanunu, aynı amaç hedef doğrultusunda toplanmış bir Türk toplumu oluşturmak bunların her biri milliyetçilik ilkesiyle bağlantılı bunu da bileceğiz. Tabii ki milli bağımsızlık da yani ülkemizin kurtarılması, istiklal marşı bunlar hep bizim milli bağımsızlığımıza önem verdiğimizin göstergesi Kuvayi Milliye. Bunlar da milliyetçilikle alakalı. Halkçılık ise eşit kelimesi. Yani toplum oluşturan tüm vatandaşların eşit olması, devletin onlara sosyal devlet anlayışıyla yardım götürmesi ve onlara eşit davranması, işte sen ağasın, sen hacısın, sen hocasın dememesi, herkesin soyadı kanunu ile güzel Türkçe bir soy isme sahip olması, bunların her biri halkçılık ilkesiyle alakalı. Devletçilikte de anahtar kelimemiz ekonomi olacak. Savaş sonrası halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için temel yatırımları devletin, yapmasına biz devletçilik diyoruz. Ama sadece devlet yok aynı zamanda özel sektörde destekleniyor. Laiklik ise akıl ve bilim kelimeleri burada anahtar kelimemiz olacak. Bir de din kelimesine dikkat edelim. Çünkü dini düşünce yerine akıl ve bilimin aydınlığında laik ...bir toplum oluşturulma amaçlanıyor. Burada eğitimde... ...işte kültürde, sanatta... ...hukukta, yönetimde... ...din yerine akıl ve bilim ışığında ilerlenecek. Şimdi, inkılapçılığa baktığımızda ise... ...Atatürkçülüğün duran bir düşünce olmaması... ...durmaksızın... ...çağdaşlaşmayı... ...Batı, bak burada anahtar kelimemi sonuçum... ...Batı sözcü olacak. Durmaksızın... Ee, ...Batı'ya doğru gitmek, durmaksızın... işte ee, çağdaşlaşmayı, modernleşmeyi e, hedef almamız inkılapçılık olacak Tonguç Elhan'ı benim. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim Tonguç Elhan'ı benim. Bunların neler olduğunu anahtar kelimelerini bileceğiz ama aynı zamanda siyasi alanda gelişmelerin veya da hukuk alanda gelişmelerin, eğitim ve kültür alanda gelişmelerin, ekonomi alanda gelişmelerin hangi ilkeyle bağlantılı olduğunu bileceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Siyasi alanda gelişmelerin birçoğu Cumhuriyetçilikle alakalı. Bak buraya yazıyorum. Cumhuriyetçilik. Niye? Çünkü biz siyasi alanda biz padişahlığı kaldırıp, saltanatı kaldırıp yerine cumhuriyeti ilan ediyoruz. Şimdi başlayalım. Saltanatın kaldırılması. 1 Kasım 1922'de oluyor. Bunun tarihi önemli değil ama ben olayların sıralamasını zihninde canlandırmak için söyleyeceğim. Nedeni? Neden saltanatı kaldırdık? Ulusal egemenliğe aykırı. Çünkü Ülkeyi halk yönetecekse padişah olmaması lazım. Ve bir de Lozan Konferansı'nda itilaf devletleri ikililik çıkarabilme tehlikesi var. Çünkü Londra Konferansı'na hem İstanbul Hükümeti'nin yani padişahı ve adamını hem de bizi çağırmışlardı. TBMM'yi çağırmışlardı. Bu ikililiği bitirmek için biz Lozan'dan önce saltanat kaldırıyoruz. Sonucunda ulusal egemenlik ilkesi güçleniyor. Ülke çift baş yönetimden kurtuluyor. Ve laik devlet yönetimine geçişte ilk adım oluyor. O zaman sana bir soru soracağım Tonguç Eylendi O... Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermesi nedir Tonguç Eladim benim? Mondros Ateşkesi. Harikasın. Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermesi Mondros Ateşkesi. Peki Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesi neydi Tonguç Eladim benim? Mudanya Ateşkesi. Muhteşem. Osmanlı Devleti hukuken Mudanya Ateşkesi ile sona ermişti. İşte şimdi artık Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Çünkü saltanat kaldırıldı. O zaman sana Osmanlı Devleti'nin resmen sona ermesi ne diyeceksin? Saltanatın kaldırılması hocam. Muhteşemsin. Gerçekten üçünü de çok güzel bildin. O zaman Osmanlı'nın fiilen sona ermesi Mondros dedin. Osmanlı'nın hukuken sona ermesi Mudanya dedin. Osmanlı'nın Osmanlı resmen sona ermesi saltanatı kaldırılması dedin. Ve benden bir alkış hak ettin. Eğer bunu ekranları başlık arkadaşlar da biliyorsa. LGS'de bununla alakalı soru kesin geliyor arkadaşlar. Yazılda da, da sorulur. O yüzden bunu bilmenizi istiyoruz. Şimdi. Ankara'nın başkent ilan edilmesi Ankara coğrafi olarak ve tarihi olarak ve askeri ve sosyal yönlerle başkent olmaya çok güzel bir aday. Niye? Çünkü Ankara halkı toplumsal olarak milli mücadeleyi desteklemişti. Askeri olarak güvenli bir yerde, tarihi olarak geçmişte de çok önemli bir kent ve coğrafi olarak da merkezi bir konuda olduğu için Ankara'yı başkent ilan ediyoruz. Cumhuriyetin ilanı yine cumhuriyetçilikle alakalı. Bu da 29 Ekim 1923 yılında 1923 tarihinde kabul ediliyor. Nedeni Devlet başkanlığı sorunu var. Yani saltanat kaldırıyoruz ama... Eee tamam saltanat pasyalı gitti. Peki ülkenin yönetimi ne? Rejim sorunu var, hükümet bunalımı var ve ulusal egemenliği de güçlendirmek için... ...biz diyoruz ki 29 Ekim, 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ve hatta Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim'de böyle diyor. Arkadaşlar yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz diyor. Sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Devlet başkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Ve kabine sistemine geçildi. Yani artık meclisin içinde partiler oluşmaya başlayacak. İşte Cumhuriyet Halk Fırkası kurulacak. Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulacak. Hatta ilk başta Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurulacak. Ve kabinelerle ülke yönetilmeye başlanacak. Burada çok önemli olmuş şey herhalde benim. Cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, anayasanın kabulü hep cumhuriyetçilikle alakalı. Devam ediyoruz. Halifeliğin kaldırılması da 1924'te, 3 Mart 1924'te oluyor. Ulusal egemenlik güçleniyor. Aynı gün tevhid tedrisat yani Eğitimde birlik kanunu da çıkarılıyor. Artık bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Ve Şeriye ve Efkat Vekaleti ile Erkan Harbiye Vekaleti kaldırılıyor. Yani şeriat ve vakıflar artık vekaletle yönetilen bu kurumdan kurtuluyor. Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Erkan Harbiye Vekaleti'nin yerine de Genel Kurmay Başkanlığı kuruluyor Tonguç Erhan'ın benim. 1924 Anayasası'nın kabulü de yine Cumhuriyetçilikle alakalı olduğunu söylüyoruz. Bu da önemli. Gelelim hukuk alanında gelişmeleri. Medeni kanunun kabulüyle siyasi alanda bir kazanım yok. Hukuk birliği sağlanmıştır demişiz. Şimdi o zaman sana soruyorum Tonguç'um. Medeni kanunla kadınlara seçme seçilme hakkı verilmiş midir? Siyasi haklar yok hocam medeni kanunda. Harika söyledin. Medeni kanunda siyasi haklar yok. Medeni kanunda kadınlara istediği mesleği seçebilme, evlenme, boşanma, mirastan pay birçok haklar kazandırılıyor kadınlara. Mecelle yerine yani dini kanunlar yerine yeni kanun geliyor. Fakat siyasi alanda bir kazanım yok. Yani medeni kanunla siyasi haklar yok. Hukuk birliği sağlanıyor. Şimdi medeni kanun hemen buraya yazalım. Layıklık alanında Lay diye yazıyorum. Sen aklına tut. Layıklık alanında yapılan önemli gelişme. Aynı zamanda tüm toplumu ilgilendirdiği için dolaylı yoldan halkçılık ilkesiyle alakalı olunabileceğiz. Ama doğrudan layıklıkla alakalı. Niye? Dindeki mecelle kanununda kadının mirasdaki payı biraz daha Az çünkü başka bir erkekle evlenecek başka bir aileye gidecek diye. Veyahut da işte ee, boşanma hakkı konusunda Erkeğin daha fazla hakları var dinde ama medeni kanunla 1926'da gelen medeni kanunla kadın erkek boşanmada eşit, kadın erkek mirasta eşit, kadın erkek istediği mesleğe girebilir, kadın erkek eşit. Sadece siyasi haklar konusunda biraz e, zaman var sonrasında e, 1930'larda, 34'lerde verilecek ama yine medeni kanunu aldığımız İsviçre'den çok daha önce biz Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vereceğiz. Modern bir ülkeyiz. Devam ediyoruz. Toplumsal alanda gelişmelere baktığımızda şapka kanununa bakalım. Şapka kanunu ile fes ve benzeri başkalar girmesi yasaklandı. Şapka kanunu yine halkçılık ilkesiyle alakalı. Yani herkes işte ben benim fesim var. Benim benim, benim başa başlığım var. İşte diyelim ki ben hoca sen benim sarığım böyle oluyordu eskiden. Sen ise öğrenci olduğun için Seninki böyle mintoş küçük oluyordu. Bu yani eşitliği bozuyor. Dolayısıyla şimdi isteyen istediği şekilde şapkasını giyebiliyor. Şapka kanunu geldi. Yani. Tekke ve zaviyelerin kapatılması yine laiklikle alakalı. Niye? Çünkü layı yazmıyor musunuz? Layık yazalım bari. Dört harf olsun. Ee, tekke ve zaviyeler eskiden çok güzel kurumlardı. Hacı Bektaşi Veliler, Pir Sultan Abdallar, Yunus Emreler, Mevlana'lar buralardan yetişmişti. Ancak bunlar zamanla bozulunca Mustafa Kemal Türk bunları kapattı 1928'de. Şeyh, derviş, mürit gibi ifadeler yasaklandı ve böylece layık bir toplum oluşturuldu. Takvim saat ve ölçülerde değişiklik İnkılapçılık ilkesiyle alakalı niye batının takvimini seçiyoruz? Niye batının saat ölçülerine geçiyoruz? ölçüler yani Arş'ın Endazi Okka yerine kilogram, kilometre, metre gibi batıdan ölçüler alıyoruz. Niye batıyla uyum sağlayacağız? Soyadı Kanunu'yla herkese Türkçe bir soy isim verildi. Senin ismin ve soy ismin nedir Tonguç evladım? Benim. Tonguç Tonguçoğlu. Harikasın bak. Tonguç Tonguçoğlu. Türkçe bir soy isim var. Herkesin güzel bir soy isim var. Dolayısıyla bu da yine halkçılık ilkesiyle alakalı Tonguç evladım benim. Modern Türk adını Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi yine cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı olacak. O da işte 1930, 33, 34'te tamamlanmış olacak ve birçok Avrupa ülkesinden de önce yani Fransa'dan, İsviçre'den önce Türk kadını seçme seçilme hakkı kazanacak. Şimdi eğitim ve kültür alanında gelişmelere bakalım. TV Tedrisat Kanunu ile eğitim ve öğretimde birlik sağlanıyor. Yani bütün okullar Milletin Bakanlığı'na bağlanıyor. Eskiden hatırlarsanız arkadaşlar sizler de biliyorsunuzdur bu da LGS'de çıktı. Osmanlı Devleti'nde eğitim birliği yok. Yani medreseler var, askeri okullar var, azınlık okulları var, modern okullar var. Hepsi ayrı telden çalıyor. Mustafa Kemal Atatürk eğitimle birlik olmadığını görüyor ve 3 Mart 1924'te Tevhid Tedrisat Kanunu kabul ederek eğitimle birliği sağlanıyor. Bütün okullar Milletin Bakanlığı'na bağlanıyor. Böylece aynı amaçta, aynı hedefte, aynı ülkede toplanmış bir toplum oluşturuluyor. Karma eğitim başlıyor. Artık kızlar da okula gidebiliyorlar. Ve harf, yani zaten gidiyorlardı ama karma bir şekilde okunabiliyor. Harf inkılabı deyince aklımıza ne gelecek Tonguç herhalde benim? Okur yazar oranını arttırmak. Harikasın. Alkış hak ettin. Niye? Çünkü harf inkılabı eşittir. Burada yazıyormuş ya. Tüh ben görmüşsün buradan. Okur yazar oranını arttırmak demek. Bilgi ve kültür düzeni yükseltmek. Gerçekten Osmanlı'da okur yazar oranı çok az. Arapça harfleri öğrenmek zor olduğundan ya da işte okuma yazma fazla öğretilmeden insanlar konuşabiliyor ama okuyamıyor. Fakat harfler öğrenmesi kolay olan harfler değiştiriliyor. Okur yazar oranı artırılıyor. Eskiden mesela Tonguç şöyle yazılıyorsa örnek veriyorum. Ç harfi, şu G harfi, şu T harfi, ne harfi? Artık sağdan sola değil de soldan sağa bu şekilde yazılıyor ve aynı zamanda yeni harfler geliyor. Fakat X, W, Q gibi harfleri biz almıyoruz. Türkçe uymaz diye. Şu ama yerine Ü, Ç, işte başka ne bilir? Ş, e, aynı zamanda Ö gibi öz Türkçe harfler üretiyoruz ki bize dilimize uygun olsun diye. Millet mektepleri okuma yazma seferberliği başlatılıyor. Millet mekteplerinin e, açılma nedeni nedir? Okur mi? yazar oranını artırmak. Harikasın. Bu da okur yazar oranını artırmak. Niye? Çünkü şimdi diyelim ki harf devrimi olsa sen şu anda okula gittiğin için gidip harfleri yeni harfleri öğrenebilirsin. Ama ben yetişkinim. Ben okula gitmiyorum. İşte yetişkinler için de millet mektepleri açılarak insanlara okuma yazma öğretiliyor. Böylece okuma yazma oranı artırılıyor. Türk Tarih Kurumu Türk tarihini ve kültürünü incelemek amacıyla kuruluyor. Ve aynı zamanda bu da yine milliyetçilik alak ilkesiyle alakalı 1931'de kurulacak. Millet mektepleri halkçılık ilkesiyle alakalı, dine halkın yararına, Harf İnkılabı inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Tevhid-i TV yine laiklik ve halkçılık ilkesiyle alakalı olduğunu buraya not alalım. Not aldık, devam ediyoruz. Türk Tarih Kurumu milliyetçilik dedik, milli yazalım şöyle milliyetçilik anlamına gelsin. Türk Dil Kurumu da yine milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Niye Türkçenin zenginliğini ortaya koyuyoruz? Üniversite reformu araştıran, sorgulayan bir üniversite oluşturuyoruz, laiklik. Güzel sanatlar ve spor alanında gelişmelerde yine devletimizin gelişmesi için inkılapçılık alanında yapılmış önemli gelişmeler. Resim ve Heykel Müzesi, 1924 Olimpiyatları hep eğitim ve kültür alanında ülkemizi geliştiriyoruz. Ekonomi alanında gelişmelere baktığımızda burada amaç ekonominin bağımsızlığını sağlamak. Yani Türk Devleti'nin yeni ekonomi politikalarını belirleyen milli bağımsız bir ekonomi oluşturmak için misakı iktisadi bak hani misakı milli vardı ulusal yeminimiz bir de misak-ı yani ekonomik yeminimizi belirliyoruz. Diyoruz ki bu Lozan sırasında oluyor. Lozan'da bunlar itilaf devletleri işte bize küçük sandalye veriyorlar. Konferans dinle Türkçe'yi koymuyorlar. Bizi ezmeye çalışıyorlar falan filan. Ama biz itiraz ediyoruz. Diyoruz ki biz buraya çok kan dökerek geldik. Ve kapitülasyonları kaldırın diyoruz. Kaldırmıyorlar. Biz konferans terk ediyoruz. İzmir'de İzmir İktisat Kongresi yapılıyor. Ve bu kongrede ekonomik bağımsızlığımızı sağlamak için Kapitülasyonları kesin kaldıracağımıza söz veriyoruz. Ekonomi politikalarını belirliyoruz. Sonrasında Lozan'a gidiyoruz. Kil Lozan. Ardından Lozan'da kapitülasyonları kaldırtmayı ikna ediyoruz ve kapitülasyonlar kaldırılıyor. Şimdi dolayısıyla İzmir İktisat Kongresi gerçekten bağımsız bir ekonomi açısından çok önemli. Misak-ı kabul edilmesi açısından çok önemli. Aşar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesiyle alakalı Tonguç Buraya artık güzel güzel yazalım. Halk yazınca belki kafanız karışabilir. Aşar vergisi nedir hocam? Hemen söyleyeyim Tonguç'um. Aşar vergisi çiftçiden alınan bir vergi ve devletin gelirlerinin önemli bir kısmını 125'ini oluşturuyor. Atatürk savaştan sonra zaten çiftçimiz zor durumda diye aşar vergisini kaldırmamız gerektiğini düşünüyor ve kaldırıyor. Gerçekten çiftçi artık kendisine yük olan bu vergiden, vergiden kurtulmuş oluyor. Hani Osmanlı'da öşür vardı aşar işte yani. Kabotaj kanunu ile artık Türk karasularına gemi işletme hakkı yabancılardan alıp Türklere veriliyor. İşte bu... Ee, vapurlar, gemiler hep yabancılar tarafından işletiliyordu. Mustafa Kemal Türk diyor ki bu ne kardeşim? Burası Türkiye. Biz milliyetçi bir ülkeyiz ve milliyetçilik ilkesi doğrultusunda biz diyoruz ki artık Türk denizlerinin işletme hakkı Türklere ait. Kabataş kanunu. sanayi kanunu tabii ki de amaç ülke ekonomisini güçlendirmek. Sanayileri teşvik ediyoruz hocam. Çok güzel söyledin. Sanayiyi teşvik ediyoruz. Yani özel sektörü halkı ekonomik yatırımlar yapma konusunda devlet destekliyor, teşvik ediyor. Yani şöyle düşün. Komünizmde %100 devlet yapıyor her şeyi. Liberalizmde her şeyi özel sektör yapıyor. Devletçilik ilkesi ise karma ekonomi. Dolayısıyla burada sanayiyi de teşvik etmemiz devletçilik ilkesinin güzel bir göstergesi. Amaç ülke ekonomisini güçlendirmek. Şimdi <laughs> devletçilik ve halkçılıkla bağlantılı olmuş oluyor. Niye? Halkı da sanayiye teşvik ediyoruz ve devlet de temel yatırımları yapmaya devam edecek. Atürk Orman Şifreli'nin kurulması 1929 krizine karşı dünyada çok büyük bir kriz oluyor. Büyük buhran deniyor buna. Amerika'da bankalar batınca tüm dünyada bankalar batıyor. 1929 krizine tedbirler alınıyor. Bir buçuk yıllık sanayi planı yapılıyor ve MTA yani Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruluyor. Sağlık alanında gelişmelere bakınca şunu bilmemiz lazım. Sanatorium deyince aklımıza ne gelecek Tonguç? Sanatla ilgili değildi hocam. Aferin. Sanatla alakalı değil. Sanatoryum sanatla alakalı değil. Özellikle verem hastalığına yakalanmış kişiler için kurulmuş olan bir sağlık kuruluşu. Sanatoryum kuruluyor dispanser hastaların ayakta bakılıp parasız ilaç verildiği bakım evi Hıfzı da sağlığı korumak için yapılıyor. Hıfzı sahada ne demek Tomçeler Bey? Sağlık ve sıhhat aynı şey mi hocam? Harikasın. Sağlık ve sıhhat aynı şey. Sıha. Sıhhatten geliyor. Yani hıfzı sahada sağlığı korumak için açılmış bir kurum. Demek ki sanatoryum kelimesini gördüğümüzde, dispanseri gördüğümüzde, hıfzı sahayı gördüğümüzde bunların sağlıkla alakalı olduğunu bileceğiz. Bunlar yazılıda da sorulur arkadaşlar. LGS'de de sorulur. Bunları çok iyi bilin. Devam ediyoruz. Bunların her biri zaten yine halkçılık ilkesi doğrultusunda açılmış şeyler olduğunda aklımıza tutacağız. Niye halkın yararına? İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti, Heybeliada Sanatoryumu, Verem hastalığı için, Refik Saydam Hıfzı Sığa Müessesesi, Serum, Çiçek ve Kuduz Aşısı yapılması, bunlar yine halkçılık ilkesi doğrultusunda sağlık alanda devletin sosyal devlet anlayışıyla yaptığı önemli gelişmeler. Ha, bunu yazmışız. Sağlık alan yapılan yenilikler sosyal devlet anlayışıyla yapılmıştır. Bu da yazılıda da sorulur. Aynı zamanda LGS'de çıkar arkadaşlar buna dikkat edin. Yani devletin halkına yaptığı her tür hastane, okul gibi şeyler sosyal devlet anlayışıdır. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10 binin üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Nutuk. Mustafa Kemal'in 1919-1927 arasındaki olayları anlattığı eserdir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım cümlesiyle başlıyor. Bu çok önemli. Yazılma amacı gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı'nı ve sonrası gelişmeleri anlatmak için tarihe düşürmüş bir not. Yani bir hesap veriyor Mustafa Kemal. Diyor ki bak bunu yaptık Samsun'a çıktık oradan Havza Genelgesi, oradan Amasya Genelgesi, oradan Erzurum Kongresi, sonra Sivas Kongresi, sonra Amasya Görüşmesi, sonra TBV'nin açılması falan filan hepsini anlatıyor. Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı 10. yıl nedeniyle 29 Ekim 1933'te bak Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. 10 yıl sonra da 10. yıl nutkunu TBMM önünde Türk milletine hitaben yapıyor Mustafa Kemal Atatürk. Atatürkçülüğün temel esaslarına baktığımızda Atatürk'ün temel hedefi hemen şöyle imzamızı atalım. Güzel bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını. Atatürk'ün temel hedefi Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır yani çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. Bir Atatürk'ün en büyük hedefi tabii ki milli bağımsızlık. Yani bağımsız ve özgür bir ülke olmamızı istiyor. Bunu hemen şöyle MBD yazıyorum. Milli bağımsızlık. Sonrasında bunu sağlaması için de milli birlik ve beraberlik lazım esasında. Bu da çok önemli. Niye? Çünkü ben bu kalemi kırabilirim Tonguç'um. Ama bu kalemlerin hepsi bir araya gelirse şöyle bir araya getirelim. Bunların hepsi bir araya gelirse kırabilir miyim? Hayır hocam. Neden kıramam? Çünkü Artık güçlü oldular. Bir araya geldiler yani. Geçen bunu anlattığım videonun altına öğrencinin bir şey. Tuna tavus kırar hocam demişler. Kıramaz. Gerçekten bunların hepsi birbirini koruduğu için kıramıyor yani. Dünyadaki hiçbir kimse bunların hepsini böyle bir araya gitse kıramaz. Tulayı kırabilirsin. Ağacı kırabilirsin ama bu bir araya gelmiş cisimler bir arada havada boşluğu oluşturduğu için kırmak imkansızlaşıyor. Yani şunu demek istiyorum. Milli birlik ve beraberlikle biz dağınık bölgesel olan Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya dönüştürüyor Mustafa Kemal. Yararlı cemiyetleri TBMM'ye dönüştürüyor. Bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün bir amacı daha var ki o da milli egemenlik, ME diyelim buna da, ulusal egemenlik. Yani saltanatın kaldırılması, meclisin açılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili seçimler bunların hepsi ulusal egemenlikle alakalı. Bir şey daha var, bunu da dört olarak buraya yazalım. Layıklık ve çağdaşlaşma. Mustafa Kemal At Türk ülkemizi düşmandan kurtardıktan sonra ve cumhuriyeti ilan ettikten sonra modern, layık, güzel bir ülke oluşturmak için gayret gösteriyor. Şimdi gelelim buraya. Demokratikleşme yolunda adımlar. Burada Cumhuriyet Halk Fırkası var. Fırka ne demek Tonguç benim? Fırka ve parti aynı şey hocam. Harikasın. Gerçekten çok hazırlıklı gördüm seni. Tebrik ediyorum seni. Fırka parti demek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Terakki Ferver Cumhuriyet Partisi, Serbest Cumhuriyet Partisi esasında. Bunlar ilk partiler. Bunlar çok parti hayatın başlangıcındayız artık. Şimdi ilk genel başkanı Mustafa Kemal'dir. 1930'lu yıllarda devletçi ekonomik modeli savunuyor. İki dereceli seçim sistemini savunuyor. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk devamı cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlı. Şimdi burada bilmemiz gereken anahtar kelimeler şu. Bunun kurucusu Mustafa Kemal. Bunun kurucusu Kazım Karabekir. Yani Mustafa Kemal'in dostu. Bunun kurucusu ise yine Fethi Bey. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başbakanken meclis başkanı olan Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan bir parti. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Şimdi bu üç partinin başkanlarını yazdık. Bu parti devletçi ekonomi modelini savunuyor. Yani karma ekonomi. Temel yatırımları devlet yapsın. Halkın elinde teşvik sanayi yapıldığı zaman para varsa onlar da fabrikalar açsın diyor. Bu ise liberal ekonomi modeli savunuyor. Yani devlet yapmasın her şeyi özel sektör yapsın diyor. Bu da yine liberal ekonomik modeli savunuyor. Yani her şeyi özel sektör yapsın demeye çalışıyorlar. Devlet az bir şey yapsın diyorlar. Burası, burası İki dereceli seçim seviyor. Yani biz birilerini seçeceğiz. Onlar da bizim yerimize seçim yapsınlar diyorlar. Bu tek dereceli seçim. Bu da tek dereceli seçim savunuyor. Yani şu anda olduğu gibi. Şu an biz gidiyoruz oy veriyoruz. istediğimizi seçiyoruz. Bu cumhuriyetçi ve layık. Bu cumhuriyetçiliğe bağlı. Layıklık konusunda biraz daha... Dikkatli olmalıyız. İşte halifeliği kaldırmamız biraz hızlı oldu. Tekke ve zaviyeleri kapatmasaydık. işte böyle e, devletin dini İslamdır maddesini anayasadan çıkarmasaydık şeklinde düşünüyor bu parti. Serbest Cumhuriyet Fırkası kadınlara siyasi haklar verilmesini savunacak. Ve bu iki parti maalesef kapanacak. Nasıl kapanacak? Burada İngilizler şey seyit yani çıkardığı için kapatılacak takrir riskün kanunuyla. Burada da menemen olayından önce parti kendini feshedecek. Şimdi bu iki partinin çok partili hayatı için bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Ama yeterli siyasi olgunluk olmadığı için iki parti de sonradan kapanmış oluyor. Mustafa Kemal'e suikast girişimi inkılapları ve cumhuriyeti benimseyemeyenler Atatürk'e suikast girişiminde bulunuyor. Şimdi geldik Türk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerine. Birincisi tam bağımsızlık. Bu çok çok önemli. Yani biz milli bağımsızlığımıza dikkat ediyoruz. Manda ve himayeyi asla kabul etmiyoruz. Manda ve himayeyi biz kabul eder miyiz Songuç'um? Hayır hocam. Asla. Ya istiklal ya ölüm diyoruz. Tamam. Akılcılık böyle hayal kurmuyoruz. Akılcı mantıklı hareket ediyoruz. Mütekabiliyet karşılıklılık ilkesi. Yani bizden bir şey isteniyorsa karşı tarafta bunu vermeli. Karşı taraftan bir şey söylüyorsa biz de onu verebiliriz gibi. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Gerçekçiyiz. Az önce söylediğim gibi böyle ya Avrupa'da bizim olsun. Rusya'yı alalım. Öyle hayal kurmak yok. Barışçıyız. Yurtta barış dünyada barışıyoruz. Ve milli menfaatleri esas alıyoruz. Şimdi Atatürk dönemi Türk dış politikasına baktığımızda iki temel başlık var Tonguç Elad benim. Birincisi Lozan'da halledilemeyen sorunları halletmeye çalışıyoruz. İkincisi ise burada İkinci Dünya Savaşı var. Ve İkinci Dünya Savaşı tehdidine karşı da biz Tabii ki önlemler almamız gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda kim kazanıyor hocam? İkinci Dünya Savaşı'nda yine İngiltere, Fransa kazanıyor. Yani yine Amerika kazanıyor. Ee, Amerika yine onlara destek olacak. Yine şöyle bir şey var. Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlarsan en büyük taraflar bir İngiltere'ydi, bir de Almanya'ydı. Bunun yancıları vardı, bunun da yancıları vardı. İngiltere, Amerika'nın desteğini alarak Almanya'yı yeniyor. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında yenilenlere çok ağır şartlar imzalatıyorlar. Ve o yüzden de 2. Dünya Savaşı çıkıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nın nedeni 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları. Biliyorsun 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bize Mondros Ateşkesi'ni imzalattılar. Yok Sevr'i imzalatmaya çalıştılar. Ama biz kabul etmedik. Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı yaparak Lozan'ı kabul ettirdik. Ama Almanlar o kadar şanslı değil. Almanlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Versay Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ekonomileri çöküyor. Bir Alman markı 1 dolar gibiyken e, 1 dolar bir anda 500 katrilyon Alman markına dönüş. Yani Alman parası pul oluyor. Yani şu ıslak mendil gibi bir şey oluyor artık. Almanlar da çok sinirleniyorlar. E, faşist Hitler'i iktidara getiriyorlar. Hitler de 2. Dünya Savaşı'nı başlatıyor. Almanya çok hızlı başlıyor 2. Dünya Savaşı'na. Gürül gürül her şeyi yakıp yıkıp geçecek. Yanına da faşist İtalya'yı alıyor. Faşist Japonya alıyor. Ama yine İngiltere Amerika'nın yardımıyla 2. Dünya Savaşı'nda kazanıyor. Şimdi soruna böyle bir cevap vermiş olayım Tonguç'um. Gelelim buraya. Burada yabancı okullar sorunu var. Bizi Fransa uğraştırıyor ama bu sorunu halledeceğiz. Musul sorununa bizi İngiltere uğraştırıyor. Bunu halledemeyeceğiz. Musul elimizden gidecek. Misak milli sınırlar altında olmasına rağmen İngilizler bizde Şeyh Said isyanını çıkararak biz iç politikada zor duruma düşürerek Ankara anlaşmasıyla 1926'da Musul'u bizden alacaklar. Dış borçlar sorununa yine bizi Fransa uğraştıracak. Bunu da bir şekilde halledeceğiz. Taksim alacağız. Nüfus mübadelesinde bizi Yunanistan uğraştırıyor. Bu da Türkiye'de yaşayan Rumlar ile Yunanistan'da yaşayan Türkler yer değiştiriyor. İstanbul'dakiler ve Batı Trakya'dakiler etabli yani stable yani yerleşik sayılıyor. Onlar kalsın diyorlar ama diğerleri yer değiştiriyor. Bu tarafa baktığımızda bunlar Dünya Savaşı ile alakalı demiştik. Dünya Savaşı tehdidine karşı Milletler Cemiyeti'ne üye oluyoruz. Burası önemli. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı. Antant nedir hocam? Anlaşma mı? Evet. Antant anlaşma demek Tonguç Elahattin. Benim yani Balkanlardaki ülkelerle Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya tayyare diye anlatabilirsin. Bunlar bir antant imzalıyoruz. Sadabat Paktı'nda da yine Türkiye, Afganistan, İran, Irak beraber bir doğusu. Bak burası burada ülkelerden ziyade buranın batı buranın da doğu sınırlarımızı güvence altına almak için yapıldığını bil. Möntre-Boğazlar Sözleşmesi'yle de boğazları güvence altına alıyoruz. Lozan'da halledilemeyen sorunlardan biri boğazlardı. Boğazları Möntre-Boğazlar Sözleşmesi'yle bir şekilde artık bizim hakimiyetimize geçiyor. Hatay'da ana vatana 1939'a katılıyor. Atatürk'ün vefatından sonra. Atatürk ne zaman ölmüştü? Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etti hocam. Evet. Atatürk öldükten sonra Hatay Anavatan'a kalıyor. Ama gerçekten Atatürk son günlerinde bile Hatay'ın ülkemize katılması için gayret gösteriyor. Ve gerçekten Hatay Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra e, ana vatanı ülkemize katılacak. Şimdi geldik sorularımıza başlayalım. Güzel güzel ilerleyelim. Sonrası sizler mutlaka yazı notlarından tekrar edip yazı denemelerini çözeceksiniz. Diyoruz ve hemen başlıyoruz sorumuza. Şimdi demiş ki yandaki görsel ve metin Atürk hangi Atatürk ilkesiyle ilişkilendirilebilir yazınız demiş. Bakalım. İlk Türk kadın muhtarımız Gülesin oldu. Türk kadınla yönetimde görev alabilmesini sağlayan siyasi haklar 1930'dan itibaren verilmeye başlandı. Önce 3 Nisan 1930'da belediye seçimlerine katılmak tanındı. 1933 yılında da muhtarlık seçimlerinde aday olma hakkını elde ettiler. Türk kadını bu hakları elde ettiği bu dönemde birçok Avrupa ülkesinde hala kadınlar bu hakları kazanamamıştı. O zaman Atatürk ilkelerinden olan cumhuriyetçilik var, milliyetçilik var, halkçılık var, laiklik var, devletçilik var, inkılapçılık var. Bu seçimle siyasi haklarla alakalı olduğu için hemen buraya cumhuriyetçiliği güzel bir şekilde yazıyorum Tonguç Erdemem Cumhuriyetçilik. Bunu bileceğiz. Geldik buraya. Yukarıda Atatürk'ün farklı zamanlarda kullandığı imzalara bakılarak hangi inkılapların gerçekleştirildiği söylenebilir diyor bak. 1921'de Arapça harfler var, Arap harfleri var. 1928'de Gazi Mustafa Kemal demiş. Burada Latin harfleri var. Çünkü harf devrimi oldu. 1934'te ise Kemal Atatürk bak şöyle Atatürk'ün imzası var. Şöyle ben de atayım buraya Atatürk'ün imzasını bir kez daha. O zaman buradan ne çıkarıyoruz? Bir, buradan buraya geçişte yeni Türk harfleri kabul edilmiş. Bak yeni Türk e, harflerinin kabulü diyebiliriz. Buradan buraya geçişte ise şunu yazalım. Buradan buraya geçişte ise artık Mustafa Kemal Türk'e soyadı verilmiş. Yani soyadı kanunu Türk halkının e, atası olduğu için bizi düşmandan kurtarıp modern bir cumhuriyet kurmamızı sağladığı için Mustafa Kemal e, Türkiye daha doğrusu Mustafa Kemal'e Atatürk soy ismini veriyoruz ve sadece o kullanabiliyor. Atatürk soy ismi sadece ona ait. Geldik buraya. Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirilen inkılap hangisidir? Burada şimdi bu soru önemli. Böyle resimli sorular gelebilir. Şu soru da önemli. Burada mesela bir muhtarın e, resmini vermiş. Bazen de işte meclisin resmini verir. Bazen de işte milletvekillerinin oy verirken e, ...veya seçimlere katılırken bir Veya insanlarımız oy verirken Dolayısıyla... ...siyasi alanda yapılan inkılapları... ...gördüğümüzde, meclisin açılması... ...işte saltanatın kaldırılması... ...cumhuriyetin yanı, ilk kadın muhtarlarımız... ...ilk kadın belediye başkanlarımız gördüğün zaman ne diyeceksiniz? Şey Cumhuriyetçilik hocam. Harikasın. Cumhuriyetçilik. Bu kadar basit. Şimdi devam ediyoruz. Hı. Demiş ki... ...bir milletin kültür ve milli eğitim... ...siyasetinde milletin fikir ve duygu... ...bakımından birliğini sağlamak için öğretim birliği... ...en doğru en bilimsel, en çağdaş ve her yerde yararları görülmüş bir ülkedir. Bir milletin fertleri ancak bir türlü eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir. Bu ise hisse fikir birliğine ve dayanışma amaçlarına aykırıdır diyor. Atatürk'ün bu söz doğrultusunda gerçekleştiren inkılap hangisidir demiş. Sen hangisidir Tonguç Elal Yeni harflerin kabulü hocam. Aa patladın öyle bir şey yok. Bak şimdi yeni Türk harflerinin kabulü okur yazar oranını artırmak için. Mesela burada şu Arapça harflerden bu harflere geçmemiz okur yazar oranını artırmak için yeni Türk harfleriydi. Ama bu Burada yanlış söyledim. Bu nedir biliyor musun Tonguç'um? Bak çok güzel bir şey söylüyor burada İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir. Yani bir medreseler var, bir azınlık okulları var, bir askeri okullar var, bir modern okullar var. Osmanlı'da eğitim birliği yoktu. Mustafa Kemal eğitim birliği yapmak istiyor. Zaten Mustafa Kemal en sevdiği ve en iyi yaptığı şeylerden biri de birlik ve beraberliği sağlamak. Eğitimde birlik ve beraberlik için olmalı diyor. Birlikten kuvvet doğar atasözünü çok iyi anlamış. Dolayısıyla şu çok önemli Tonguç'um. Milletin bakanlığına hepsini bağlıyor. Bu da tevhidi tedrisat iliyor. Yani tevhid birlik demek eğitimde birlik kanunu ile, tevhid tedrisat kanunu ile net bir şekilde e, eğitimli birliği sağlamış oluyoruz. Ve his ve fikir birliğine varmış bir toplum oluşturuyoruz. Yani aynı amaçta, aynı hedefte, aynı gayede toplanmış bir toplum oluşturuyor. Geldik buraya. Atatürk'ün konuşmasında ben yerine biz dinini kullanması... Neye önem verdiğini göstergesiyle demiş. Şimdi bakalım. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Yani imar olmuş gelişmiş medeniyetleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve karakterine sahip kalacağız. Milli kültürümüzü muasır yani gelişmiş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız diyor. Şimdi o zaman soruyorum sana Tonguç'um. Atatürk'ün ben yerine biz dilini kullanması neyi gösterir? Kardeşliğe önem vermiştir hocam. Doğru kardeşliğe önem vermiştir ama sen buraya kardeşlik yazamazsın. Birlik ve beraberliğe önem vermiştir demen lazım. Birlik ve beraberliğe önem vermiştir dememiz gerekiyor. Tonguç Eladim Devam ediyoruz. Atatürk bu konuşmasını nerede yapmıştır? Atatürk bu konuşmasını 10. yıl nutkunda yapıyor. Hemen bunu da yazalım. 10. yıl nutku. Bunu nereden anlıyoruz? Bak. Yurttaşlarım az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk armağanlığına yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti zaten kurulmuş. Bu yüzden de artık 10. yıl tık yapılıyor. 10. Cumhuriyet'in 10. yılına İnanım. arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademide tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter. O da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Atatürk'ün bu sözleri İlke ve inkılaplarının oluşturan temel esaslardan hangileriyle ilgilidir demiş. Bakalım. Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur. 2. Hmm. Milletimizi medeniyet nimetlerine kavuşturmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz demiş. Şimdi bak bir millet mesela biz Türk milleti olarak büyük bir milletiz ve kendimizi tanırsak daha da büyük oluruz diyor. Mesela eski Türk devletlerinden bildiklerini say bakalım bana şeyler. Bunlar Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklular. Harika. Bayağı bir saydın. Hunları saydın, Köktürkleri saydın, Uygurları saydın, Karahanlıları saydın, Selçukları saydın. Bence çok iyi. Sonrası Osmanlı Devleti ve ardından da Türkiye Cumhuriyeti gelecek. Dolayısıyla biz geçmişi bizi bildiğimiz zaman ya diyoruz biz Mete geldiği Hunlar, Bilge Kağan'ın olduğu Köktürkler, Uygurlar yazıyı matbaayı bulan, geliştiren, yerleşik hayata geçen. Türklerin İslamiyet'i ilk kabul eden Orta Asya Devleti olan Karahanlılar, işte Anadolu'nun kapılarını açan Selçuklular, üç kıtaya nam salan Osmanlılar, bunların her biri bizim bir kendi medeniyetimiz. O zaman biz bunları öğrendiğimizde milli tarih bilincine sahip olmuş oluyoruz. Milli tarih bilinci. İkiye bakalım. Milletimizi medeniyet nimetlerine kavuşturmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz diyor. Yani burada Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak ideali. O zaman bunu yazalım. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin düzeyine de diyebilirsin. Düzeyinin üstüne çıkarma ideali diye yazıyorum. Şimdi buradaki cümlelerin karşılığı bunlar oluyor. 1 ve 2'nin karşılığı bu. Geldik buraya. At Türk İlke İnkılap'tan oluşturan temel esaslardan milli egemenlik ve milli bağımsızlık hakkında bilgi veriniz demiş. Şimdi, milli egemenlik esasında neydi Tonguç'um? Egemenliğin halka ait olmasıydı. Mesela milli egemenlikle alakalı neler yapılmıştı? Cumhuriyeti ilanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Harikasın. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Öncesinde 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. Bunların her biri milli egemenlikle alakalı. O zaman bunu bilmemiz lazım ki milli egemenlik hemen şöyle yazıyorum. Milli egemenliği ok çıkarıyorum şöyle. Egemenliğin yani gücün, yönetimin halka ait olması. Halka ait olması. Milletin geleceğini kendisini karar vermesi. Milletin geleceğine kendi geleceğine tabii ki milletin geleceğine kendisinin karar vermesidir. Kendisinin karar vermesi. Halkın yönetmesi yani ülkeyi halkı yönetmesidir. Mesela az önce senin söylediğin gibi meclis açılıyor. İnsanlar karar veriyor ülkenin yönetimine alakalı. Padişahlık bitiyor artık yani. Ee, karar vermesidir. Ee, ülkeyi halkın yönetmesidir diye buraya yazalım. Çok güzel. Demek ki millet egemenliği, milli egemenlik bu. Gelelim diğerine ulusal bağımsız onu da farklı bir renkte yazalım. Yani milli bağımsızlığa. Milli bağımsızlık ise tabii ki bir devletin kendi geleceğini, kendi iç ve dış siyasetini kendi iradesiyle belirleyebilmesidir. Yani bir devletin bağımsız olmasıdır. Bir devletin geleceğini yani işte ülkesinin ee, politikasını, ülkesinin ekonomisini, hukukunu kendisi belirliyor. Bir devletin geleceğini kendi iradesiyle yani bağımsız bir şekilde belirlemesi. Mesela şöyle diyebiliriz. Ülkemizin bayrağı var. Ülkemizin başkenti var. Ülkemizin yönetim biçimi var. Ülkemizin ordumuz var, askerimiz var, sınırlarımız var. Biz kendi geleceğimizi kendimiz belirleyebiliyoruz. İşte bir devletin geleceğini kendi iradesiyle belirlemesi, bağımsız sınırları olan bir ülke olması milli bağımsızlık oluyor. Sana Cumhuriyetin ilanı derse milli egemenlik diyeceksin. Saltanatın kaldırılması derse milli egemenlik diyeceksin. Ama Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, kapitülasyonların kaldırılması, kabotaj kanunu bunların her biri bağımsız bir ülke kurmamız yani milli bağımsızlık kararı. Gelelim buraya. Cumhuriyetin ilk yıllarında demokratikleşme yolunda atılan adımlardan 3 tanesini yazınız demiş. Bak Cumhuriyetin ilk yılları diyor. Yani az önce senin söylediğin işte Cumhuriyetin ilanı TV'nin açılması olmaz. Niye? Çünkü onlar... Temel açılması 1920. Cumhuriyetin ilanı 1923. Bu cumhuriyetin ilk yılları dediğim, cumhuriyet ilan edilmiş artık 1924-25'lerde olmamız lazım. Birincisi siyasi partilerin kurulması. Yani işte vardı ya Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, Fırkası yani. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bunlar siyasi partilerin kurulması demokratikleşme yolunda atılan adımdır. Aynı zamanda halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması yine demokratikleşme yolunda atılan bir adımdır. Ve yine kadınlara siyasi haklar verilmesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, siyasi haklar kazandırılması bu da yine demokratikleşme yolunda atılan adımdır. Demek ki e, buna benzer şeyleri Cumhuriyet'ten sonra yaşadık ama... Cumhuriyet'in ilanı bunu da yazabilirsin. Cumhuriyet'in ilk yılanı, bu da var. Ama Cumhuriyet'in ilanından önce saltanatı kaldırılması TBMM yapılıyor. Onu da bileceğiz. Geldik buraya. Bu metinde Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden hangisine değinilmiştir diyor. Bu ilke uluslararası ilişkilerde iki tarafında haklar, sorumluluklar veya eylemlerle birbirlerine karşılık vermesi veya karşılıklı olarak fayda sağlamayı ifade eder. Bu konuda Türk şüphesiz hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz demiştir. Şimdi bu esasında karşılıklı olarak birbirine Karşılıklılık yani karşılıklı olarak birbirine saygı göstermek kendisi için yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına da yapmamak başkasının da sana yapmasına izin vermemektir. Bu o zaman nedir? Mütekabiliyet. Bunu yazıyorum buraya. Mütekabiliyet. Mütekabiliyet zor bir kelime hocam. Bu çıkar mı LGS'de? Evet zor bir kelime. Karşılıklılık zor bir kelime ve LGS'de de çıktı. Niye? Çünkü LGS'de neden çıktı onu da söyleyelim. Türk Devleti gerçekten başka devletlerin bağımsızlığına saygı duyuyor. Ama başka devletler İşine gelince duyuyorlar, işine gelmeyince duymuyorlar. O zaman mütekabiliyeti iyi bilmemiz lazım. Bunun LGS'e çıkma ihtimali de var. O yüzden hazırlık olacağız sonuç. Geldik buraya. Musul Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İngilizler tarafından işgal edilmişti. Türkiye'de Lozan görüşmelerinde Musul'un Türkiye'ye bırakılması gerektiğini savunmuş. Gerekirse Musul'da halk oylaması yapılmasını önermişti. Ancak bu öneri İngilizler tarafından reddedildi. Şimdi bak biliyorsun Musul Misak-ı de var. Misak-ı milli neydi sonuç olarak? Ulusal yeminimiz. Harika. Ulusal yeminimizde biz ta en baştan beri Musul bizim dedik. Ve Mondros'tan sonra İngilizler işgal edince biz Musul'un bizim olduğunu savunuyoruz. Lozan'da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Musul'da halk oylaması yapılsın diyoruz yani. yani. Ancak İngilizler bunu reddediyor. Niye reddediyorlar? Çünkü İngilizler orada petrol olduğu için bize kaptırmak istemiyorlar. Türkiye'nin Musul konusu hak iddia edilmesinin sebebi Misak-ı milli sınırları. Misak-ı milli sınırları. Şöyle güzel yazayım. Misak-ı milli sınırlarımızın içerisinde olmasından dolayı. Türkiye'nin Musul'da halk oylaması yapılmasını önermesinin dayananı olabilir. Tabii ki bizim Musul'da bir sürü Türkmen var. Oralar Türkiye'ye katılmak ister. Bunu da yazalım. Tarihi ve kültürel bağlarımızın olması. Kültürel bağlarının olması. Musul'daki Türkmenler zaten Hani halk oylaması yapılsa zaten bize katılacaklar. Geldik buraya. MEP örnek yazılı sorusu benzeri. Buna göre Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye açısından egemen devlet anlayışı kapsamında önemini yazınız demiş. Bakalım. 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Ve Boğazlar'ın yönetimi Türkiye'ye devredildi. Türkiye'nin Boğazlar'da asker bulundurması kabul edildi. Türkiye savaş tehlikesiyle karşılaşır veya savaşa girerse Boğazlar'ı kapatabilecekti. Şimdi o zaman buradaki önemli değerlendirecek olursak birincisi Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin egemenlik haklarını zedeleyen bir durum ortadan kaldırılıyor ve ülkemiz boğazlar üzerinde tam egemenlik hakkı kullanıyor. O zaman şunu diyeceğiz e, egemenlik haklarımız yani yönetim hakkımızı egemenlik haklarını zedeleyen durum Ortadan kalktı. Niye? Çünkü eskiden başında Türkiye'nin olduğu bir komisyona bırakmışlardı Lozan'da. Bu kötü bir şey. Boğazlar Lozan'da çözülememişti. Egemenlik haklarını zedeleyen durum ortadan kalktı. Hatta şöyle Türkiye'nin de yazalım buraya. Türkiye'nin egemenlik haklarını zedeleyen durum ortadan kalktı. Ve e, ülkemiz veya Türkiye diyebilirsin buraya. Ülkemiz ne yaptı? Boğazlar üzerinde tam hakim oldu. Boğazlar üzerinde... Ee, tam egemenlik hakkını korudu. Tam egemenlik hakkına sahip oldu. Hakkını ko kullandı diyebiliriz. Kullandı. Şimdi gelelim başka bir soruya. Buna göre İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bak LGS sorularında da mutlaka söylenebilir derse artı söylenemez derse eksi işaret koyma unutma. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını yapan Kazım Karabekir artık denizlerimize Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak. Karayollarımıza bizim trenlerimiz seyredecek. Hava sahamız Türk yapımı jetler, uçaklar ve hava araçlarıyla donanacak. Yerin altında madencilerimiz, üstünde çiftçilerimiz, sanatkarlarımız, işçilerimiz, fabrika ve sanayi kuruluşlarımızı inşa edecekler demiştir. Buna göre hangi söylenebilir? Dışa dayalı ekonomi öncelik verilmiştir. Bu söylenemez, alakasız. Niye dışa dayalı? Zaten dışa dayalı ekonomi demek rezil bir ekonomi. Yani sen kendi bir şey üretemiyorsun, diğer dışarıdaki ülkelere bağlı olarak hareket ediyorsun. Ekonomik bağımsızlığın yolunu ithalatta görmüştür. İthalat dışarıdan mal almak demek. Bunu yapmak ister miyiz sonuç elde biz? Hayır hocam. O zaman bu da olmaz. Kalkınma için topyekün milli üretim hedeflemiştir. Evet bak topyekün. Niye? Yerin altında madencilerimiz, üstünde çiftçilerimiz, sanatkarlarımız, işçilerimiz, fabrika ve sanayi kuruluşlarımız birlikte mükemmel bir şekilde bir ülkeyi inşa edeceğiz diyor. Yani topyekün hep birlikte milli üretim hedeflenmiş. Milli kalkınma hamlesi için yabancı sermaye gerek görmüştür. Hayır yabancı sermaye var tabii ama kalkınma için burada ondan bahsetmedi. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bak dışa dayalı ekonomi. Ekonomik bağımsız yolunu ithalatta görmek. Bunların her biri esasında devletin ekonomisinin bağımsızlıktan alıkoyan, bağımsızlığını elinden alan kötü şeyler. Bunları görürsen seçenekler bunlar söylenemez soruların doğru cevabıdır. Devam edelim. Atatürk'ün sözü Dış politikanın aşağıdaki ülkelerden hangisiyle ilgilidir demiş. Bakalım. Memleketimizin 50'de biri değil, her tarafı tahrip edilse, her taraf ateşler içinde bırakılsa biz bu topraktan üzerinde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunmayla meşgul olacağız diyor. Dolayısıyla biz dış politikada kesinlikle ve kesinlikle bağımsızlığımıza çok büyük önem veriyoruz. Mütekabiliyet karşılıklılıktı, akılcılık Hayal kurmadan mantıklı hayaller, e, mantıklı ideallerle hareket etmekti. Eşitlik devletlerin birbirine eşit davranmasıydı. Bağımsızlık ise bize eğer saldırırlarsa biz o zaman kendimizi savunuruz. Asla işte yurtta barış, dünyada barış demeyiz. Niye? Çünkü bağımsızlığımız çok önemli. Bize saldırana bize saldırırız diyoruz. Evet Tonguç'um şimdi senin yapman gereken şey net bir şekilde belli. Yazılı notlarından bu konuların üzerinden bir kez daha geçiyorsun. Ve yazılı denemelerini hemen sayfalarına göstermek istiyorum. Bak burada. Bu sayfalar çok değerli. Buradaki soruları çözdüğünde zaten bu işi e, bitirmiş olacaksın. Nedir? Hemen söylüyorum. Sayfa 107'de başlıyor. İkinci dönem ikinci yazılı provaları. Buradaki soruların her biri Milletim Bakanlığı'nın kazanımlarına ve örnek senaryolara göre hazırlandı. Buradaki soruların cevaplarını biliyorsan amenna. Güzel güzel yaz. Ama bilmiyorsan mutlaka karekod okutarak soruların cevaplarını buraya geçir. Yani mesela çağının gerisinde kalmış toplumun ihtiyaçlarına yanıt veremeyen kurumların ortadan kaldırılması. Yerine toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren ve çağın gereklerine uygun kurumların kurulması. İnkılapçılık mesela bunu yazman gerekir. Veya da işte insanların dini inançlarına hür olmalarına ve inançlarının gereğini geri bu hemen dini gördüğün zaman layıklık. Bunları bilmek çok önemli Tonguç'un. Um. Burada sayfa 114'e kadar soruları çözmek senin görevin. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapın yorumları yollayın. Hepinize şimdiden hem LGS'de hem de yazılarınıza başarılar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.